Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Yücel. Bu eğitim videomda sizlere animasyon tekniklerinden biri olan motion paneli göstereceğim. Bunun için arkadaşlar pervanemizi seçiyorum ve motion panelime tıklıyorum. Burada create key seçeneklerinden olan position, rotation ve scale komutlarıyla İlk önce anahtar kare oluşturmayı, daha sonra değer vererek, sayısal değerler vererek arkadaşlar helikopterimizin pervanesini döndüreceğiz. 0. frame'e geldiğimde arkadaşlar auto key veya set key'im aktif değil iken position, rotation ve scale komutlarıyla anahtar karelerimizi oluşturabiliriz. 0. frame'deyken ben rotation, yani döndürme animasyonu yapacağımdan dolayı rotation komutuna tıklıyorum ve 0. frame'de bir anahtar kare oluştuğunu görüyorum. Ardından arkadaşlar zaman çubuğumuzu 50. frame'e getiriyorum ve tekrar rotation'a tıkladığımda gördüğünüz gibi auto key ve set key kullanmadan anahtar karemizi oluşturmuş bulunmaktayız. 0. frame ile 50. frame arasında pervanemizi 180 derece döndüreceğiz. 50. frame'e geldiğimde arkadaşlar isterseniz burada rotate komutunu seçerek döndürebilirsiniz veya key info seçeneği altında bulunan value'den değer vererek de işlem yapabilirsiniz. Pervanemizi döndürmeden önce auto key'imi aktif ediyorum. Rotate komutu ile arkadaşlar 180 derece pervanemi döndürüyorum. Pervanemi döndürünce arkadaşlar value değerinin de 180 olduğunu görebilmekteyiz. Ardından 100. frame'e gelerek arkadaşlar 100. frame'e geliyorum ve pervanemi ikinci defa 180 derece dönmesini sağlıyorum. İkinci defa 180 derece döndürdükten sonra arkadaşlar 0 ile 50. frame arasında 180, 50 ile 100. frame arasında arkadaşlar 180 derece daha döndürme işlemini yaptık. Toplamda 360 derece döndürme işlemi yapmış bulunmaktayız. Gördüğünüz gibi value değeri 360 olarak görünmekte. 3D Max programının diğer sürümlerinde, bazı sürümlerinde arkadaşlar, yani eski sürümlerinde burada value değeri değil angle değeri olarak görebilirsiniz. Hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Şuradaki key info'nun altında bulunan arkadaşlar sağ ve sola doğru okullar bulunmakta. Bunlar kaçıncı frame'de anahtar karemizde oluşturmuş olduğumuz anahtar karemizde olduğunu gösteriyor. Örneğin mesela tıklıyorum. Şu an birinci anahtar karemde. Bir daha tıkladığımda ikinci anahtar karede. Yani bir daha tıkladığımda üçüncü anahtar karede olduğunu görmekteyiz. Animasyonumuz 0. frame ile 100. frame arasında şu an 360 derece dönmekte. Play tuşuna bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonumuz bir defa dönmekte. Animasyonumuzu, yani pervanemizi iki defa döndürmek istiyorsak arkadaşlar 50. frame'i
25. frame'e getiriyorum. 100. frame'i de 50. frame'e getiriyorum arkadaşlar. Şimdi 75. frame'e gelerek arkadaşlar, burada bir rotation anahtar karesi daha oluşturuyorum. Daha sonra pervanemi tekrar 180 derece de döndürüyorum. Gördüğünüz gibi value değeri 540 oldu. Ardından 100. frame'e geliyorum. Ve rotation seçeneğine tıklayarak tekrardan bir anahtar kare oluşturuyorum. Anahtar karemi oluşturduktan sonra örneğin buraya 720 de yazabiliriz. Veya rotation komutuyla bunu tekrar 180 derece döndürebiliriz. Tekrar animasyonun başa getirip play tuşuma bastığımda pervanemizin döndüğünü görebilmekteyiz. Örneğin arkadaşlar diyelim ki 100. frame'e geldik. Buradaki anahtar karemi silmek istediğimde biz create key oluşturarak bir anahtar kare oluşturduk burada tıklayarak. Ardından anahtar karemizin üzerine gelerek ve motion panelinde delete key seçeneğimiz, bakın burada rotation oluşturduğumuz için burada aktif halde. Örneğin mesela şurada boş bir yere geldiğimde 95. frame'de bir anahtar karem olmadığı için delete key'lerimiz hep pasif durumda. 100. frame'e geliyorum. Bakın burada hemen rotation'ın anahtar karesinin oluşturduğunu görüyor ve burası aktif hale geliyor. Rotation delete key'ine tıkladığımda arkadaşlar buradaki anahtar karemizin silineceğini görebilmekteyiz. Örneğin tıklıyorum. Bakın buradaki anahtar karemiz kayboldu. Ctrl Z diyerek geri alıyorum ve anahtar karemi tekrar oluşturuyorum. İsterseniz arkadaşlar burada time seçeneğine bakın, hangi anahtar karemin üzerine geldiğimde time seçeneğiyle o anahtar karenin değeri yazmakta, burada 75. frame'de olduğumu, işte 100. frame'de olduğumu göstermekte. Ben 100. frame'deki anahtar karemin bir kopyasını mesela 90. frame'e almak istiyorsam time seçeneğime 90 yazdığımda arkadaşlar ve enter'a bastığımda buraya anahtar karemin bir kopyasını alır. Eski sürümlerde direkt taşıma işlemi gibi yapıyordu arkadaşlar. Hani normalde bunu alıp böyle taşıyormuş gibi işlemi oluyordu. Burada değer girdiğimizde. Yeni sürümlerde arkadaşlar direkt kopyalama işlemi yapıyor. Yani 100. frame'i şu an 90. frame'e kopyalamış oldum. Bakın burada yine rotation seçeneğim aktif oldu. Delete rotation dediğimde delete key'imiz silinmiş bulunmakta. Bu eğitim videomuz da burada sona erdi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere.